know, I often wonder if what I'm doing is the right thing, and I think it is. Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve bugünkü bölümde gerçekten çok garipsediğim bir davadan bahsedeceğiz. Bu da Peter Keller davası. Ama videoya geçmeden önce eğer Karanlık Dosyalar podcast'inde yeni başladığımız ve bir Türk davasını içeren seriyi hala dinlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Bu seri 3 bölümden oluşacak. İlk bölümü yayınlandı bile ve her çarşamba yeni bölümlerde geliyor. Gerçekten Çumra Canavarı'nda aldığımız geri dönüşlerden sonra kendimizi çok daha geliştirerek çok daha etkileyici bir seri yapmaya çalıştık. Umarım ki siz de beğenirsiniz. Eğer dinlemek isterseniz açıklamaların en başında, aşağıdaki açıklamalar kutucuğunun yani en başındaki linkten podcast'a ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Google Podcasts, Apple Podcasts ve Spotify üzerinden de dinleyebilirsiniz. Evet, şimdi videomuza geçelim. 22 Nisan 2012'de Washington North Bend'de sakin bir mahallede yaşayan birkaç insan komşu bir evin pencerelerinden alevler çıktığını görünce hemen 911'i aradı. Neyse ki itfaiye ekipleri çok kısa sürede olay yerine gelerek alevleri söndürmeyi başardı. Ancak evin kalıntılarına baktıklarında çok daha korkunç bir şeyle karşılaştılar. 2 tane cansız beden vardı ama bu bedenler yangından etkilenmemişlerdi. İkisinin de başlarından vurularak canlarına kıyılmıştı. Bu cansız bedenlerse 41 yaşındaki Lynette Keller ve onun 19 yaşındaki kızı Kayleen'e aitti. 41 yaşındaki ailenin babası Peter Keller ise ortada yoktu. Müfettişler başta onun kayıp ya da tehlikede olup olmadığından emin olamamışlardı tabii ki. Ancak evde Peter'ın saatlerce süren vlog görüntülerinin olduğu bir sabit disk keşfettiklerinde işler daha da net bir hal almaya başladı. Bu videolarda öne çıkanlar en deneyimli araştırmacıları bile şok edecek nitelikteydi. İsterseniz biraz da Peter Keller kimmiş bundan bahsedelim. Peter Keller 5 Şubat 1967'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren onu tanıyanlar için Peter'ın içe dönük bir çocuk olduğu aşikardı. Oregon'da büyümüştü, sessizdi ve zamanının çoğunu yalnız geçirmekten hoşlanıyordu. Ta ki lise yıllarında Lynette'le tanışana kadar. Lynette sosyal medyada çok video paylaşıyordu. Yani bu bahsedeceğimiz olayların yaşandığı zamanlarda ve orada eşiyle nasıl tanıştıklarını da anlatıyordu. Bu videolardan birisinde Lynette okulda ilk tanıştıkları zaman Peter'la çok ilgilenmediğini söylüyordu. Ama ikinci karşılaşmalarında ufak da bir sohbet ettikten sonra ikili adeta birbirlerinden ayrılamaz hale gelmişlerdi. Kısa sürede de arkadaşlıkları romantizme dönüştü. Lynette'den bahsedelim biraz da. Lynette ise Pomona, Kaliforniya'da dünyaya gelmişti ve bir ikiz kardeşi vardı. Kardeşi ise erkekti. İkisi de çok gençken Laguna Hills'ten Oregon'a taşındılar ve Lynette Beaverton, Oregon'da bulunan Aloha Lisesi'ne gitmeye başladı. Peter'la çıkmaya başladıktan sadece 3 ay sonra ise ikili evlilikten konuşmaya başlamışlardı. Bir an önce hayatlarını birleştirmek ve ömürlerini beraber geçirmek istiyorlardı. Lynette'e göre aslında hayatının o noktasında kimseyle evlenmek gibi bir planı yoktu. Ama kısa bir süre sonra Peter'la bu konuyu konuşmaya başlamasından anlamıştı ki onu gerçekten çok seviyordu ve Peter evlenme teklifi ettiğinde de hiç düşünmeden evet dedi. I was in high school, but I just, wasn't interested. And then I met him again. And he was so sweet, we became like best friends. He said one of these days he wanted to get married and have kids, and he asked me what I wanted. And I said, oh, I want to get married. He asked me to marry him. I was like, of course I'll marry you, and I grabbed the ring and put it on my finger. I was just so excited. Çift evlendikten kısa bir süre sonra 22 Nisan'da kızları Kayleen dünyaya geldi. Yeni aile Oregon'dan yalnızca 7500 kişinin yaşadığı küçük bir kasaba olan North Bend, Washington'a taşındı. North Bend gerçekten de açık hava meraklıları için bir cennet olarak tanımlanabilirdi. Şehir yemyeşil dağlar, göller, yürüyüş yollarıyla çevriliydi ve bir parça huzur bulmak, doğaya çıkmak istiyorsanız gerçekten de aradığınız yer burasıydı. Keller ailesi dışarıdan bakıldığında tıpkı diğer ailelerinkine benzer bir hayat yaşıyorlardı. Lynette Keller onu tanımlandı. tanıyanlar tarafından başarılı ve cömert bir kadın olarak anlatılırdı. Hatta yaşadıkları yerde Noel hediyeleri almak için parası olmayan insanlara gidip kendisi hediyeler alırdı. Bununla bilinirdi. Hatta sırf hani bu kişilere değil, onların tüm ailelerine hediye satın alırdı. Peter Keller ise karısına çok düşkündü ve kızı Kayleen içinse sevgi dolu bir baba olarak tanımlanıyordu. Kayleen de çok güzel, çok enerjik bir çocuktu. Liseyi bitirdikten sonra bir devlet kolejine kaydoldu. Hayali ise bir gün başarılı bir video oyunu tasarımcısı olmaktı ve bunu gerçekleştirmek için yapması gereken her şeye hazırdı. Bütün imkanlarını kullanıyordu bu yönde. Kişisel hayatında da her şey yolundaydı. Carson adında bir erkek arkadaşı vardı ve onunla çok mutlulardı. Ancak bir gün aile Washington'da yaşarken Lynette bir iş kazası sonucunda yaralandı ve çalışamayacak hale geldi. Bu durumsa aile üzerinde önemli bir mali sıkıntıya neden olmuştu. Lynette sakatlandığı için aylık ödemeler alıyordu ama bu ödemeler yeterli olmuyordu. Peter ise bir bilgisayar yenileme işinde çalışıyordu ama onun kazandığı maaş da aileyi geçindirmek için yeterli değildi. Biraz daha para kazanmalarına yardımcı olmak içinse Lynette kendi scrapbooking ve kağıt çiçek işini kurdu. Yani scrapbooking dediği şey de işte günlüklerimizi, ajandalarımızı süslüyoruz ya böyle fotoğraflarla, stickerlarla vesaire, onun gibi bir şey aslında. Ve bu konuda da inanılmaz derecede yaratıcı olduğu söylenirdi. Farklı tasarımları, farklı ortamları birleştirip böyle işinin gelişmesini sağlama konusunda çok yetenekliydi. İyi bir bakış açısına sahipti ve el sanatlarını internette, yerel fuarlarda satışa çıkarıyordu. Tabii ki bu da onun kendi topluluğunda tanınmış birisi olmasına fayda sağlıyordu. Lynette sanat camiasındaki izleyicilerine videolar çekiyor ve bunları da YouTube üzerinde yayınlıyordu. Makul bir izleyici kitlesi de vardı ve insanlar onun el işi eğitimlerini, ipuçlarını, püf noktalarını öğrenebilmek için kanalına abone oluyorlardı. Yaralanması nedeniyle zamanının çoğunu evde kapalı bir halde geçiren Lynette için bu iş aslında bir çıkış noktasıydı. YouTube kanalında hayatındaki iniş çıkışları çok samimi bir şekilde anlatıyordu izleyicilerine ve kocası da dahil olmak üzere bütün ailesi hakkında oldukça şeyden bahsediyordu. Peter hakkında konuşma şekli ise her zaman çok olumluydu. Yani yaralandığında eşinin ona nasıl baktığını, ya şu an yaptığı işini nasıl desteklediğini anlatıyordu ve ona ne kadar minnettar olduğunu söylüyordu. Hatta bir videosunda şöyle bir olay anlatmıştı. Kendisinin yaklaşan bir doktor kontrolü vardı ve bu konuda çok gergindi söylediğine göre. Kocası ise cüzdanına $20 koymuştu ve bununla gidip işte hobi dükkanından kendisine bir şeyler satın almasını, kendisini iyi hissettirecek şeyler yapmasını söylemişti. Bu da Lynette için çok önemliydi ve çok hoşuna gitmişti. Ona böyle bir moral olarak destek olması eşinin. I know my husband spoils me. He hates seeing me in pain, so tonight he came home and he gave me another $20 because he knows I'm going to the doctor's tomorrow and he wants me to stop at Michael's and get some more stuff. Aslında bunlara bakıldığında evet her şey büyüleyici geliyor kulağa ama bu kanalda bu video varsa tahmin ediyorsunuz ki çifti daha yakından, daha kişisel düzeyde tanıyan insanlar bunun aksinden bahsediyorlardı. Söylediklerine göre Peter birazcık cimri bir adamdı ve ailenin mali durumunu sürekli kontrol etmek istiyordu. Lynette çoğu zaman arkadaşlarından ya da ailesinden, kendi ailesinden borç almak zorunda kalıyordu. Çünkü söylenenlere göre Peter ona istediği zaman para vermiyordu. Ama elbette kapalı kapılar ardında neler döndüğünü de kimse bilmiyordu aile dışında. Bir ilişkinin, evliliğin nasıl işlediğini gerçekten hiçbirimiz bilemeyiz tabii ki. Sadece bize söylenenleri ve gösterilenleri biliriz. Ve insanların bilmediği bir şey daha vardı. Lynette'in zanaat camiasına, işi ve ailesi hakkında vlog çekmesinin yanı sıra eşi Peter da vloglar çekiyordu. Ama onun vloglarında bahsettiği şeyler çok karanlık ve korkunçtu. Son birkaç yıldır Peter değişmeye başlamıştı. Resmen klinik olarak depresif davranışlar sergiliyordu. Yeah, basically last year has been really tough on me. Been coming to terms, realizing just how pathetic I am. And there's just no hope. Karısı videolarında kocasının işte ne kadar harika olduğunu, kendi işine sahip olmasını, finansal olarak desteklediğini vesaire anlatırken Peter kendi bloglarında karısının bütün parayı harcamasından dolayı finansal olarak tükenmiş hissettiğinden bahsediyordu. Knock back every time financially. My wife is just He's gonna suck all the money out that I have. Ayrıca sürekli gelecek ve dünyanın sonu hakkında konuşmaya başlamış. Bu meselelere çok merak salmıştı. Adeta zamanla paranoyak bir hale gelmişti bu konu üzerinden. Kendisini bir survivalist, yani hayatta kalma uzmanı olarak tanımlıyordu. Böyle bir şey yaşanırsa, yani dünyanın sonu gelirse kendisi hayatta kalabilecekti ve bunun için çabalıyordu. 2004 yılında her ihtimale karşı bir sığınak inşa etmeye başladı. Bu sığınağı ise evlerinin yakınında bulunan Rattlesnake Mountain, yani Çıngıraklı Yılan Dağı'nda inşa edecekti. Dağın böyle 400 metre yukarılarında bir yere yapmayı planlamıştı. O bunu gerçekleştirirken arkadaşları ve ailesi ise Peter'ın bir nevi inzivaya çekildiğini düşünüyordu. Kendi kafasını dinlemek istediğini, hobiler edindiğini ve bu yönde bir şeyler yaptığına inanıyorlardı. Ama aslında evinden yaklaşık bir saatlik yürüyüş mesafesinde bir dağın yamacına gömülü çok katlı bir sığınak inşa etmekle meşguldü Peter. Buraya ise Camp Keller adını verdi ve yıllar boyunca bu sığınak onun takıntısı haline geldi. Birisi oraya gelse ve sığınağı görse neyle karşılaştığı hakkında hiçbir fikri olmazdı. Çünkü her ne kadar derme çatma olsa da bu sığınak dağın yamacına inşa edilmişti ve üstü muşambalarla örtülmüştü. Dahası çalılarla da bu muşambalar bile gizlenmişti. See, so here you can look at the trail. There's not much of a trail. I try to keep it as hidden as I can, so other people will stay off of it, which has worked so far. It's pretty far out, so. Peter kamyonunu bir patikanın başına park ederdi ve ardından tüm malzemeleri kendi elleriyle bu bulduğu sığınağa taşırdı. Bu da oldukça zorlu bir işti aslında. Fiziksel olarak bayağı efor gerektiriyordu. Bloglarında mali sıkıntılardan bahsederken bir yandan da sığınağını silah, yiyecek, içecek ve özellikle de vodka gibi alkol malzemeleriyle doldurduğundan, stokladığından bahsediyordu. Ve bunlar için de binlerce dolar harcıyordu. Sığınağın içine minik bir mutfak da yerleştirmişti ve bu mutfağı da metal bir çöp kutusundan yaptığı elektrik jeneratörü ve odun sobasıyla tamamlamıştı. Hatta dumanın sığınaktan dışarıya çıkmasına izin vermek için onu böyle bir bacaya bile bağlamıştı. İçeride hava kalırsa tabii ki de yaşayamazlar. Çünkü sığınağın bir anlamı olmaz. Yani içeriye o hava dolarsa işte her neyse. Niye bunu açıkladım şu an, onu da bilmiyorum, neyse. Ve Keller Camp'ını tamamlamak için ihtiyaç duyduğu her şeyi çevredeki ormandan alıyordu Peter. Aslında böyle bir şey inşa etmek onun ergenlik zamanlarından beri bir planıydı, hayaliydi. Ama gerçekten inşa etmeye başlayınca takıntılı hale gelmişti. Öyle ki Keller Camp'ı artık yalnızca dünyanın sonunun hızla gelmesi ihtimaline karşı oluşturulmuş bir sığınak değildi. Burası Peter'ın ne kadar kısa ya da uzun olursa olsun ömrünün geri kalanını yaşamayı, geçirmeyi planladığı yerdi ve eşiyle kızını bu plana dahil etmemişti. I do have my escape and that's death. Actually more comfortable for me to think about living out here, robbing banks, pharmacies, just taking what I want for as long as I can. At least it'll be exciting. It won't be boring. And I don't have to worry about Lynette or Kayleen. Everything will be taken care of. Just be me. İkisi de Peter'ın neyle zaman geçirdiğini düşündüklerini bilmiyorum. Büyük ihtimalle kendi kendine ormanda işte odun falan kestiğini, bir şeyler yaptığını falan düşünüyorlardır herhalde. Ama asıl niyetinden kesinlikle haberleri yoktu. Her şey 22 Nisan 2012'de ortaya çıkacaktı. Keller'ların yaşadığı mahallede sakin bir gün yaşanmaktaydı. Ancak komşular bir patlama duydular bir anda ve Keller ailesinin evinden alevler çıktığını fark ettiler. Dediğim gibi yangın ekipleri olay yerine geldi, itfaiye söndürdü yangını ama içeride Peter'ın eşi ve kızının cansız bedenlerine ulaştılar. Bu yangının bir kundaklama olduğuysa çok belliydi. Yani kazara çıkmış bir şey değildi ve kim yaptıysa bunun çok büyük bir yangın olmasını amaçlamıştı. Müfettişler mutfak ocağında erimiş kırmızı bir gazın kalıntılarını keşfettiler ve görünüşe bakılırsa patlamaya neden olana kadar ocakta ısıtılmıştı bu gaz. Buna ek olarak ev yapımı bir patlayıcı ve yanında da daha da böyle alevlerin büyümesine neden olacak mühimmat kutuları vardı. Daha yangın sönmeden bunun amacını anlamamıştı. çıkarmışlardı tabii ki ama içerideki bedenleri bulunca onları saklamak için çıkarıldığından emin oldular. Sadece Lynette ve Kayleen'in değil, ailenin köpeklerinin de canına kıyılmıştı ve o da iki bedenin yanında yatmaktaydı. Peter Keller'dan hiçbir iz yoktu. Başta onun bir kaçak mı olduğunu yoksa bunu yapanlar tarafından kaçırılan tehlikede biri mi olduğunu anlayamamışlardı. Ama dediğim gibi sabit diskin içindeki blokları izleyince gerçekten dehşete düştüler. Peter'ın hayatından ne kadar bıktığını anlatırken bir yandan da dağ yamacındaki sığınağını inşa edişini izlemişlerdi. İşinden bıkmıştı, meteliksiz kalmaktan, topluma katılmaktan bıkmıştı ve geri kalan günlerini sürekli parasını harcayan karısı ve kızıyla geçirmek istemiyordu. You know, I've tried. I always keep going back to the same person I am. No money, my looks are no personality. I mean, I'm okay with it. Onlar olmadan tek başına yaşayıp tek başına can vermek istiyordu. Ve Peter'a göre başka çıkış yolu da yoktu. Well, it's about 2 weeks before the end. This is going to be my last video. Probably before. Part of me has a hard time even imagining doing what I'm going to do. But as I think about it, I always come up to the same conclusion. I've tried to make it in this world, and it just isn't happening. I'm 40 now, and I am running out of time. Kendisi hakkında 2 adet 1. derece cinayet ve 1 adet 1. derece kundaklama suçundan dolayı bir tutuklama emri çıkarıldı. Ve polis tabii ki başka biri daha yaralanmadan önce onu bulmaları gerektiğini biliyordu. Bu yüzden hızlı davrandılar. Peter'ın oldukça büyük bir silah koleksiyonuna sahip olduğu bilinirdi. Ama bunların tümü ailenin evinde yoktu. Oradan alınmıştı yani. Banka kayıtları da hesaplarından yaklaşık $6.200 nakit para çekildiğini gösteriyordu. Peter'ın kırmızı Toyota kamyoneti ve dağ bisikleti de kayıptı ve nereye giderse gitsin bulunmayı planlamadığı açık ve net bir şekilde ortadaydı. Müfettişler videoları izleseler de Peter'ın iş arkadaşlarıyla bir konuşmaya karar verdiler işe gitti mi diye. Onlarsa Peter'ın o gün işe geldiğini ancak biraz erken çıktığını söylediler. Hatta Peter onlara biraz izin almayı planladığını, gelecek hafta belki geri döneceğini ya da bir daha asla geri dönmeyebileceğini söylemişti. Onların anlattığına göre Peter trenle ve silahlara hayrandı. Hayatta kalmaya odaklı bir zihniyete sahipti ve otoriteden de hiç hoşlanmıyordu. Boş zamanlarının çoğunu ormanda geçirirdi ama aynı zamanda polisle karşılaşırsa da onlarla kavga edeceğini, mücadele edeceğini söylediler. Böyle bir şeyden endişe ediyorlardı. Polis ayrıca Kayleen'in erkek arkadaşı ve Lynette'in ikiz kardeşi de dahil olmak üzere aile ve arkadaşlarla da görüştü ve herkes duydukları karşısında şok olmuştu. Onların deneyimine göre Peter ergenlik çağındaki kızını şımartana kadar severdi. Her şeyi feda ederdi. Hiç düşünmeden hep onun iyiliği için uğraşırdı. Karısına çok düşkündü. Ona sevgisini her zaman dile getirir, belli ederdi. Ve çok iyi bir koca ve babaydı. Ormanda çok vakit geçiriyordu. Evet ama evde de çoğu zaman bulunurdu. Ve böyle bir şey yapabileceğine dair hiç kimse bir şüphe duymamıştı. Peter sığınan çevresinin ve kendisinin kapsamlı şekilde fotoğraf ve videolarını çektiği için müfettişler nerede olabileceği konusunda bir fikre sahiplerdi ve oraya doğru ilerlemeye başladılar. Yürüyüşçü kılığına girmiş 2 tane gizli polis vardı. Ve bu polisler bulunabileceğini, hani Peter'ın bulunabileceğini düşündükleri yerin yakınlarındaki patikalardan geçtiler. Ama maalesef hiçbir şansları yoktu. Peter'a rastlamadılar. Havadan bir arama yapmaya karar verdiler ve bu sayede bir ağaçların arasında bir yerden bir duman geldiğini gördüler. Bunun da tabii ki Peter'ın sığınağının dumanı olduğu açıktı. Bu sayede kendini Peter ele vermişti aslında. Sığınağa girmek için bir SWAT ekibi görevlendirildi ama çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Çünkü bu konuda tek şansları olacaktı. Tek bir atış hakları olacaktı ve içeride kimin olduğunu, niyetinin ne olduğunu da bilmiyorlardı. Elinde ne kadar mühimmat vardı, kendini savunmaya mı çalışacaktı, teslim mi olacaktı? Bundan asla emin olamazlardı. Bu yüzden içeriği dumanla kaplayarak içerideki kişiyi çıkarmaya, yakalamaya karar verdiler. SWAT ekibi sığınağın etrafını sardı ve Peter'ın içeride olmasının durumundan dolayı dumandan dışarıya çıkacağını umarak içeri gaz kapsülü fırlattılar. Ve 10 dakika beklediler ama hiç kimse dışarıya çıkmadı. Tekrar denemeye karar verdiler. Sığınağa bir tane daha gaz tüpü attılar ama yine kimse dışarıya çıkmadı. Aralarındaki çekişme yaklaşık 24 saattir devam ediyordu ve ekipler artık yorulmaya başlamışlardı. Yani nasıl dayanıyor içeride, çıkardı artık diye düşünüyorlardı. Bu sefer sığınağın çatısına bir el bombası attılar ve Peter'a ya da içeride her kim varsa elleri havada dışarıya çıkması için bağırdılar. İşte o zaman silah sesine benzeyen bir ses duydular ve içeriye girme kararı aldılar. İçeri girdiklerinde ise Peter'ın kendi canına kıydığını gördüler. Tıpkı videolarda söylediği gibi o sığınakta hayatına son vermişti. Yetkililer ayrıca sığınağın ne kadar karmaşık olduğu konusunda da hayrete düşmüşlerdi. Peter'ın büyük kütükleri ve ekipman parçalarını oraya taşımak için makaralardan ve böyle halatlardan oluşan bir sistem kullandığını keşfettiler. Bu saklanma yerini tamamen kendi inşa etmişti ayrıca arkadaşlar. Hiçbir yardım falan almamıştı. İçeride uzun süre hayatta kalmanıza yardımcı olacak her şey vardı. Ve çok da böyle seviyeli bir yapıydı. Tonlarca yiyecek, alkol, soda, büyük miktarda silah ve mühimmat, buna ek olarak kurşun geçirmez yelekler ve nakit para vardı. Ayrıca bir radyo ve polis tarayıcısı da vardı. Yani aslında Peter başından beri polisin nerede olduğunu ve onu aradıklarını biliyordu. Bu trajik hikayedeki tek umut ışığı ise Lynette ve Kayleen'in onuruna bırakılan bir miras. Peter Keller'ın geri kalan varlıklarına ek olarak sığınaktan elde edilen parayla Kayleen Keller Memorial Bursu kuruldu. Bu bursa DigiPen Teknoloji Enstitüsü'nde video oyunu teknolojisi eğitimi almak isteyen kadın öğrencilere yönelikti. Bu aslında Kayleen Keller'ın bir gün tam olarak yapmayı hayal ettiği şeydi. İleride böyle bir burs başlatmayı ve insanlara, kadınlara bu şekilde yol göstermeyi istiyordu. Ama tabii ki bu olay yetkilileri, ailelerini, toplumu gerçekten derinden sarsan bir suçtu. Herkes Peter'ın açık havaları sevdiğini ve yıllar içerisinde bir hayatta kalma uzmanına dönüştüğünü biliyordu. Ama aynı zamanda onu dediğim gibi çok iyi birisi olarak görüyorlardı. Ve ormanda bu tarz şeyler yapması illa kötü bir anlama gelecek değildi. Yani sonuçta birçok kişi ormanı derme çatma kamplar kurmaktan, malzeme stoklamaktan hoşlanıyor ve hobi olarak bunu yapıyor. Peter'ın böyle bir planı olduğunu kimse düşünememişti. Ama yine de tabii ki akıllarda kalan büyük bir soru var. O da Peter'ın işini bırakıp geri kalan günlerini sığınağında tek başına geçirebilecekken neden karısının ve kızının ve köpeklerinin canına kıydığı sorusu. Yani her zaman sevdiği, desteklediği iki kişiydi bunlar söylenenlere göre ve onlar için fedakarlıklar yapan birisi olarak biliniyordu Peter. Kendisini toplumdan uzaklaştırma isteğini anlayabiliriz ama bunun tüm ailesinin canına kıyma isteğine geçişi nasıl olmuştu, neden olmuştu bunu hiç kimse bilemiyor maalesef. Çünkü artık Peter de hayatta değil. Saatler süren video kayıtlarında da Peter Keller neden böyle bir şey yaptığını, neden buna karar verdiğini hiçbir zaman söylemedi. Ve sevgi dolu bir kocayı, babayı görünüşe göre neyin ailesini yok eden birisi haline getirdiği konusunda hala hiçbir cevabımız yok maalesef. Benim de bu davayla alakalı en çok bu kafama takıldı açıkçası. Keşke polisler içeride onu yakalayabilselermiş kendine zarar vermeden önce. Yani ne bileyim gaz tüpü atmalarını anlarım da bayıltıcı bir şeyler falan var mıdır acaba bilmiyorum. Öyle bir şey atsalardı. Yani bilmiyorum, ekipler tabii ki en iyisini yapmışlardır. Ben nereden bileceğim? Ben sadece videolar yapıp araştıran birisiyim ama yani böyle bir sonla bitmesi bilmiyorum beni çok rahatsız etti. Köpeğe çok üzüldüm. Hayvanlarla alakalı şeyler zaten beni çok ekstra üzüyor bu tarz olaylarda. Ama yani gencecik kızını o kadar sorumluluk sahibi ve ailesi için fedakarlıklar yapan, çalışan, uğraşan karısını neden böyle bir sona layık gördü gerçekten bilmiyorum. Sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Sizce sırf depresyondan mı oldu bunlar? Başka bir etken mi vardı? Ya da benim ve davada araştırdığım yerlerde göremediğim, aklınıza gelen başka şeyler var mı? Bunları mutlaka yorumlarda konuşalım. Bugünkü videoda bu kadardı arkadaşlar. Kanal üyelerime ve süper teşekkür bırakanlara da buradan kanalıma maddi destekte bulundukları için çok çok teşekkür ederim. Kanal üyelerimin hepsinin ismi şu anda ekranda yer almakta. Eğer siz de bir kanal üyesi olmak istiyorsanız aşağıdaki abone ol butonunun yanında bulunan katıl butonundan kanalıma üye olabilirsiniz. Ama yok Sezgicim, biz sana ücretsiz olarak destek olmak istiyoruz der ederseniz de kırmızı abone ol butonundan bana sandığınızdan çok daha büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Çünkü benim için çok yararlı oluyor abone olmanız, beğenmeniz, yorum yapmanız. Ayrıca davalardaki gelişmelerden anında haberdar olabilmek ve bana dair daha fazla şey görmek de isterseniz Instagram hesabımda daima buralarda bir yerlerde yer alıyor olacak. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.